Merhaba, günaydın diyelim. Biz Cemal Başak ile karısı Bircan'ın cezaevinde olduğunu Samatya'daki balıkçılardan öğrendik. Geride kalan 3 tane çocuğuna Bircan'ın annesi yani anneanneleri bakıyormuş. Kadın da hastalanıp da hastaneye kaldırıldığında çocuklar balıkçılara kalmış. İşte Cemal ve Bircan Başak'ın yürütmekte olduğumuz ve halen de yürüttüğümüz masumiyet projesine dahil olmalarının nedeni bu. Aslında masumiyet projesi 90'lı yılların ortasında New York Cardozo Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki iki profesörün Peter Neufeld ve Barry Scheck'in öğrencilerle birlikte başlatmış olduğu bir projedir. Ve bu projede cezaevinde bulunan hüküm kesinleşmiş ama buna rağmen ben masumum diyen kişilerin dava dosyalarını yeniden ele almak, mümkünse eğer orada DNA analizi için bir delil bulunduğu takdirde bu analizleri gerçekleştirmek ve böylelikle iade-i muhakeme sağlamak gibi bir misyonu vardı bu projenin. Halen dünyanın dört bir yanında değişik ekipler tarafından yürütülüyor. Ben de 90'lı yılların sonundan itibaren yine farklı kişileri ekiplerime katarak masumiyet projesini Türkiye'de yürütüyorum. Tamamen gönüllülük esasına dayalı bir projedir. Ve öncelikli olarak vücut bütünlüğüne verilen zararlar olduğu takdirde incelenen olayları ele alır. Şimdi cinayet pazarı pazartesiye bağlayan gece işlendi. Ve şu gördüğünüz sokakta işlendi. Aslında hava hiç de böyle güneşli değildi. Bir hayli soğuk, bir hayli ürpertici bir İstanbul gecesiydi. Kumkapı'da Kadırga Limanı Caddesi üzerinde 20 numarada Rumlardan geride kalan iki katlı bir ahşap evin giriş katında tek başına yaşayan 70 yaşındaki bu Mustafa Çelik sofanın yanında yerde, üzerinde sadece külot ve atletle karnından defalarca bıçaklanmış şekilde bulundu. Ve işin ilginç tarafı bulan üst katta oturan birisiydi Cemal Başak. Ve Cemal Başak muhtara haber verdi, muhtar da polisi aradı. Polis cinayeti kimin işlediğini saptayabilmek için her zaman soruşturmacıların başvurduğu gibi motifi bulmaya çalıştı. Yani neden öldürülmüş olabilir sorusunu sordu. Ve konu komşuya bu soruyu yönelttiğinde de dediler ki bu Mustafa Çelik üst katta oturan Cemal Başak'la sürekli tartışırdı. Dolayısıyla polis için elinde çok önemli bir aday vardı katil olmak üzere Mustafa Başak. İşin ilginç tarafı Cemal Başak'ın asker kaçağı olması, daha önce bir sabıkasının olması ve polisten kaçmasıydı. Ve o sıralarda da şeyi de gören, Cemal Başak'ı da gören yoktu. Dolayısıyla onu bulamadılar. Şimdi bu birinci şeyin aday katilin karısını öncelikli olarak tutukladılar. Tabii ki kadın hapiste olunca 2 hafta içerisinde Cemal Başak teslim oldu. Bircan Başak bu gördüğünüz kadının şu anda dişlerine bakmanızı rica edeceğim. Çok fazla ayrıntı gözükmemekle birlikte normal bir insanın ağzı gibi duruyor. Şimdi olay yerinde aslında bir cinayet silahı vardı, bir bıçak vardı. Fakat o bıçağı ancak 8 yıl sonra bulabildiler. Bu bıçağı bulamamış olmalarının dikkate alınmadığını görüyoruz. Ayrıca ölenin sol elinin tırnaklarının üzerinde de kan vardı. Bu kanın ne ölene ne bir cana ne de Cemal'e ait olmamasının da bir önemini görmediler. Ayrıca ortadaki sehpada bir tencere, tencerede bir izmarit. Bu izmaritin üzerindeki tükrüğün de ne ölene ne de şüphelinen bu karı kocaya ait olmamasıyla da ilgilenmediler.
Üstelik kaloriferin yanında bir atlet vardı. Bu fanilanın üzerinde de sperm lekesi vardı. Bu sperm lekesinin de aslında ne Ölen'e ne de Cemal'e ait olduğunu buldular ama bununla da ilgilenmediler. Bir bira şişesi, bira şişesi üzerinde bir parmak izi, parmak izinin sahibini ise bulamadılar. Şimdi hal böyle olunca diyeceksiniz ki hadi adamı tutukladılar da kadını neden salıvermediler? Ve üstelik savcı neden kadınla ilgili olarak da adam öldürmeye kalkışmaktan ve öldürmekten 24 ila 30 yıl gibi ağır bir hapis cezası istedi. İşte ben de dolayısıyla bunu sordum. Yani hadi adamı anladık ama kadın neden içeride? Meğerse Ölen'in sağ yanağının üzerinde bir ısırık izi var ve bu ısırık izinin kadının tarafından yapıldığını zannediyor polis. Böyle bir senaryo çizmiş kafasında ve diyor ki kadın yaşlı adamın yanağını ısırırken kocası da bunu bıçakladı. Dolayısıyla bu ısırık iziyle kadının dişlerinin karşılaştırılması için Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'na sevk ediyor kadını ve orada bir diş hekiminin yapmış olduğu bir karşılaştırma var. Ve bu karşılaştırmayı yapmak için de bir cana bir şeftali ısırtmış. Bu şeftalinin ısırık yerinin kalıbını almış. Daha sonra da adamın Ölen'in yanağındaki izlerle karşılaştırmış ve 7 noktada bir uyum görmüş. Bu uyum üzerine de ısırık izi bir cana aittir denmiş. Dolayısıyla savcının elinde işte böyle kendine göre çok güçlü, üstelik bir bilimsel delil olduğu için kadını da adamla birlikte bu yaşlıyı öldürmekle suçluyorlar. Şimdi dolayısıyla bu olay bizim projemizin içine geldiği zaman önce neden kadının içeride olduğunu öğrendik ve bu karşımıza çıkınca yaklaşık bir 10 sayfalık bir rapor yazdık mahkemeye ve dedik ki dünyanın hiçbir yerinde şeftali ısırtılarak diş izi karşılaştırması yapılmıyor. Ayrıca diş izi karşılaştırılmasında da çok ciddi hatalar yapılır. Nitekim burada da böyle bir hata olması muhtemel. Biz buna junk science, yani çöp bilim diyoruz. Dolayısıyla böyle bir rapor verdiğimiz zaman cinayetten 9 yıl sonra Cemal Başak ve karısı serbest kaldılar. Şimdi diyeceksiniz ki peki katil kimdi o zaman? İşin ilginç tarafı bira şişesi üzerindeki parmak izinin o tarihte Yozgat'ta cezaevinde bulunan birisine, Mustafa Özer isimli birisine ait olduğu ortaya çıktı. Ve daha da ilginci, Mustafa Özer yer göstermedi. Giriş katının çatısında, üst tavanında da bıçağın nerede olduğunu gösterdi. Bıçak bulundu. Bıçağın üzerinde Mustafa'nın parmak izi yoktu ama Ölen'in kanı vardı. Ayrıca İzmarit'te veyahut da işte diğer şey üzerinde sperm arandı. Onların da bu cezaevindeki kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla onun için ömür boyu hapis istendi. Ve bu hapis cezası daha sonra müebbet olan 18 yıla indirildi. Olay sırasında da yaşı küçük olduğu için 6 yılla katil olduğu düşünülen bu Mustafa Özer de cezaevine kondu. Şu anda artık serbest olmalı tabii, yeniden bir suç işlemediyse. Şimdi işin ilginç tarafı ölen kişinin uzun yıllar kendi isminden farklı, sahte bir isim kullandığı ve tercüman olarak çalıştığı Kapalı Çarşı esnafına da devamlı takip edildiği ve tehdit edildiğini söylediğini hiç kimse kale almamıştı. Ayrıca bu da yetmezmiş gibi kendisinin çok sayıda genç erkeğe cinsel tacizde bulunmaktan da sabıkasının olduğu da savcıyı ilgilendirmemişti. Bunu bildiği halde bu onun öldürülmesi için bir gerekçe olamaz demişti. Şimdi her halükarda bu
Yozgat cezaevinde buldukları, parmak izinden buldukları kişi gerçekten onu öldürmüş olabilir. Ama sadece bir tek parmak iziyle onun da suçlanmış olduğunu da söylemek isterim. O eve gittiği muhakkaktır ama öldürdüğünü kanıtlayan herhangi bir delil yok. Şimdi haksız mahkumiyetler dünyanın her yerinde oluyor. Tabii sadece Türkiye'de değil. Bu haksız mahkumiyetlerin temel nedenlerinin başında bilirkişi hatası, bununki gibi bilirkişi hatası gelmiyor. Birinci derecede hata görgü tanıklığıdır. Görgü tanıklığı ile cezaevine giren ama haksız yere giren kişilerin sayısı çok fazla. O kadar ki yani bir kadın eğer bir erkeği gösterir ve bana tecavüz eden bu kişi der ve ölünceye kadar bu gözleri unutmayacağım derse eğer, bunun karşısında artık hiç kimse duramaz. Hiçbir savunma avukatı, bu şekilde şüphelenilen ve gösterilen kişiyi kurtarmaya yetmez. Ancak işin ilginç tarafı, insan beyni bir takım şeyleri unutuyor. O unutmak hepimizin başına gelen bir şey. Aranızda muhakkak isimleri, yüzleri unutanlar olduğu gibi Alzheimer'in de ne olduğunu tabii ki biliyorsunuz. Ve başınıza gelmesinden ya da yakınlarınızın başına gelmesinden tabii ki korkuyorsunuz. Ama soruşturma yürütenler açısından unutmanın hiçbir zararı yok. Hatırlamanın zararı var. Çünkü aslında hatırlanan her zaman doğru olmuyor. Hatırlanan bir takım eklemeler olabiliyor. Bir şeyleri, yanlış şeyleri hatırlamak ya da olandan farklı şekilde hatırlamak, işte görgü tanıklarının yapmış olduğu temel yanlışlardan birisi bu. Görgü tanıkları genelde özel olarak o kişiyi hapse sokmak için yalan söylemiyorlar. Herhangi bir düşmanlıkları da yok aralarında. Sadece beyinlerinin bu şekildeki bir yanılgısı yüzünden hata yapıyorlar. Hele ki ortamın ışığı, kendisiyle saldırgan arasındaki mesafe veyahut da saldırgan elinde herhangi bir silahın tutması, bir bıçağı ya da bir tabancayı tutması, yaşadığı travma unutmasına, yüzünü kesinlikle hatırlayamamasına veya başka kişileri hatırlamasına neden oluyor. Sakal, bıyık, gözlük gibi ayrıntılar hiçbir biçimde hatırlanamıyor. Hele sorgu sırasında sana saldıran esmerdi değil mi? Ya da kaçtığı arabanın rengi kırmızıydı değil mi? Şeklinde yönlendirici bir soru sorulduğu zaman görgü tanıklarının mutlaka yanıldığını görüyoruz. Çünkü insan beyni bir teyp şeridi gibi kayıt yapmıyor. Üstelik gördüğü her şeyi ya da işittiği her şeyi de kaydetmiyor. İşte bu nedenle başa sarıp tekrar tekrar izlemek ya da dinlemenin hiçbir anlamı yok. Hata olduğu takdirde bu bellekte kişinin oradan dönmesi mümkün olmuyor. Fotoğraf gösterildiği zaman da önce olabilir dediği halde bir süre sonra ısrar edildiği zaman kesinlikle odur dediğine de rastlıyoruz. Şimdi demek ki aslında beynimizin de tıpkı bir olay yeri gibi korunması gerekiyor. Nereden? Kontaminasyondan, yani kirlilikten korunması gerekiyor. Bu korunma için dünya üzerinde yerleştirilmeye çalışan standartlar var. Bu standartlar ne yazık ki ülkemizde henüz yok ve ülkemizde de dünyanın birçok yerinde olduğu gibi görgü tanıkları yüzünden haksız mahkumiyetlere sıklıkla rastlıyoruz. Ama çok daha önemli başka bir sorun var. O da şu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan, uzun yıllardır yapılan araştırmaların sonucuna göre, Türkiye'de ne olduğunu bilmiyoruz sayının, ama cezaevinin tipine ve oradaki koşullara bağlı olarak mahkumların %46 ile 65 kadarının bir ruh sağlığı sorunu var. Böylesi kişilerin bir bölümü ne yazık ki suçu işlemedikleri halde ben işledim diyebiliyorlar.
ve her 4 kişiden bir tanesi, yani haksız mahkumiyetle cezaevinde bulunan her 4 kişiden bir tanesi ben yaptım demiş. İşte bu ikrarın üzerine tabii onu mahkum etmekten başka da elinizde bir çare bulunmuyor. Ama bizim hedefimiz ne ben gördüm diyene, yani görgü tanıklarına, ne de ben yaptım diyenlere inanmayıp bilimsel delillerle yola çıkmak. Uzun sorgular bizim masumiyet projemizde bir başka masumun yine uzun yıllar cezaevinde kalmasına neden olmuştu. İşte burada gördüğünüz gibi Orhan Dinç bir marangozdu. 33 yaşında bir marangozdu ve öldürülen de Nagihan Polat Edirne Tıp Fakültesi'nde bir araştırma görevlisiydi. Ve 6 gün süren sorgu sonunda Orhan Dinç onu nasıl takip ettiğini, nasıl hareketsiz hale getirdiğini ve mezarlıkta bulmuş olduğu bir iple nasıl boğduktan sonra tecavüz ettiğini anlatmıştı. Halbuki Orhan Dinç'in olayla hiçbir ilgisi yoktu. Yapılan hata, vajinal yaymada alınan örneğin DNA analizinin yapılmamış olmasıydı. Bir tesadüf eseri kalmış olduğu, müebbet hapiste kalmış olduğu Uşak cezaevinin savcısı bizden bahsedince masumiyet projesine dahil oldu. Ve biz eğer elde hala vajinal yayma varsa oradan DNA analizi yapılabilir ve spermin kime ait olduğu anlaşılabilir demiştik yıllar sonra. Nitekim şansı varmış ki Edirne Tıp Fakültesi'nin histopatoloji preparatları arasında bu yayma bulundu ve DNA analizi bu patolojik preparatta yapıldı ve onun olmadığı da anlaşılmış oldu. Şimdi diyeceksiniz ki cezaevindeki kişiler acaba haksız mahkumiyetlerin sayısı kaçtır? Kaç kişi gerçekten suçlu olmadığı halde cezaevinde? Türkiye'de ne olduğunu bilmiyoruz ama Amerika için biliyoruz. Bildiğimiz şey şu ki hiç olmazsa en iyimser halde %1, en kötümser %5 cezaevindeki kişiler gerçek suçlular değil. Bu da Amerika'da aşağı yukarı 20 ila 30 bin kişinin haksız yere cezaevinde olduğunu gösteriyor. Aynı oranı %1 ile Türkiye'ye yansıttığımız takdirde bizde de aşağı yukarı 2 bin kişi kendisi suçlu olmadığı halde şu anda cezaevinde. Tabii bu suç tipi olarak da beden bütünlüğüne yönelik olan suçlardan bahsediyoruz. Diğerleri dahil edildiği zaman bu sayı tabii ki çok daha fazla. Şimdi bu resim nedir diyeceksiniz. Bu bir uçak kazası. Eğer dünyanın uçakların arasında değil 100 taneden biri, 1000 taneden biri kalkış sırasında düşseydi ve içindekiler ölseydi, bu takdirde bütün havayolu şirketlerini kapatacaktık. Düşünün, binde bir bir kazaya bile tahammül edemediğimiz halde %1'ler dolayındaki haksız mahkumiyetlere aslında hiç tahammül etmememiz gerekir. Suçlu birinin elini kolunu sallaya sallaya dışarıda dolaşması haksız yere bir kişinin, masum birinin bir gün dahi cezaevinde kalmasına yeğdir diyoruz. Ve hiçbir zaman bize insanların teşekkür etmemesini istiyoruz. Yani masumiyet projeleri dünyanın hiçbir yerinde yürütülmesin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.